Merhaba arkadaşlar, canlıların temel bileşenlerine RNA ile devam ediyoruz. DNA molekülünü geçen ders öğrenmiştik. RNA molekülünün DNA'dan farklı olarak tek zincirli olduğunu görüyoruz. Tek zincirli fakat ne yapıda? Sarmal. Düz bir zincirden bahsetmiyoruz. Sarmal bir zincirden bahsediyoruz. Yani şu haliyle. Ve bunu oluşturan her bir boncuğa yine ne ismini veriyoruz? Nükleotit ismini veriyoruz. Şöyle hatırlatalım. Nükleotitlerin yapısından bahsetmiştik geçen videoda. O videodaki nükleotitlerde hangi yapılar vardı? Şöyle unutanlar için küçük kısa bir tekrar. Fosfat vardı, 5 karbonlu şeker vardı ve organik baz grubu vardı. Şeker, burada RNA'dan bahsettiğimiz için hangi şeker? Riboz şeker. Hangi baz? Adenin olabilir, guanin olabilir, sitozin olabilir ve hangi baz olabilirdi? Timin yoktu burada RNA olduğu için. Urasil bazından bahsetmiştik. Timin yerine urasil geleceğinden bahsetmiştik. Bu yüzden buradaki baz kısmı, azotlu baz kısmının burada farklı olarak DNA'dan urasil içerdiğini söylüyoruz. Kendini eşleme yeteneği yok arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. DNA kendisini eşleyemez. DNA, RNA, DNA 3 grupta birazdan kaç çeşit olduğunu da göreceğiz. DNA tarafından sentezlenir. DNA tarafından, şifresi demek ki DNA'nın üzerinden verilecek. DNA tarafından sentezlenen bir molekülden bahsediyoruz. DNA'nın taşıdığı şifreyi ribozoma götürmekle görevlidir. Yani kısaca protein sentezinde yardımcı bir görevi vardır. Tek amacı aslında protein sentezi. Ha, protein sentezi önemsiz bir olay mı? Hayır, protein sentezi çok önemli bir olay. Çünkü senin yapını oluşturan, canlının yapısını oluşturan en yoğun miktardaki organik molekül zaten proteindir. Bu nedenle protein sentezi olmazsa olmaz. Sizin için de, canlılar için de en önemli olaylardan bir tanesi. DNA'ya bu konuda yardım ediyor. Kaç çeşit de RNA var? 3 çeşit RNA var. Bunlardan bu şekilde de görebilirsiniz. Kısa haliyle mRNA, mesajcı RNA, tRNA, taşıyıcı RNA, rRNA, ribozomal RNA olmak üzere 3 çeşide sahiptir. Ve tümü, 3'ü de DNA üzerinden sentezlenir. Bu bilgi oldukça önemli. Burada mesajcı, taşıyıcı ve ribozomal RNA'nın görevleri farklı ama temelde 3'ü de nereden sorumlu? Protein sentezinden sorumlu RNA'lardan bahsediyoruz. Protein sentezini bu videonun sonunda size yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım. Ama asıl protein sentezi ve nükleik asitler konusu 12. sınıf müfredatında sizin gördüğünüz ya da göreceğiniz süreç içerisinde. Protein sentezini en detaylı orada işleyeceğiz. Ama bu süreye kadar protein sentezi RNA, DNA ile ilgili test sorularıyla karşılaşacaksınız. Bu nedenle bir fikrinizin olmasında fayda var. Şimdi RNA'nın tek zincir olduğunu, nükleotitlerinin yapısında bulunanları söyledik. Şimdi çeşitleri hakkında bilgi vermeye başlayabiliriz. Bir kere nerede bulunuyor? Önce onu da söyleyelim. Prokaryot hücrelerde ribozom ve sitoplazmada bulunuyor. Ökaryot hücrelerde çekirdekte rastlanıyor. Çünkü çekirdekte sentezleniyor. Bunu hiç unutmayın. Tüm RNA'lar çekirdekte sentezlenir. Sitoplazmada rastlanıyor. Ribozomda, mitokondride, kloroplastta, granülle endoplazmik retikulumda bulunuyor. Bununla ilgili sorularla karşılaşacaksınız. İyi öğrenmenizde fayda var. Tekrar söyleyelim o zaman. Prokaryotlarda, ribozomda ve sitoplazmada olmak üzere belli başlı iki yerde. Ökaryotlarda daha fazla yerde görüyorsunuz. Çekirdekte, sitoplazmada, ribozomda, mitokondride, kloroplastta ve granülle endoplazmik retikulumda rastlayacağız biz RNA'lara. Şimdi çeşitleri hakkında bilgi almaya başlayalım. Mesajcı RNA aynı protein sentezi için tekrar tekrar kullanılan bir yapıya sahip. Şimdi ne demek istedik? Mesajcı RNA ne yapıyor?
ondan bahsedelim. Mesajcı RNA ökaryot bir canlı için veya prokaryot bir canlı için DNA'da bulunan şifreyi ribozoma taşır. Yani bu biraz hani bizim şu an cep telefonlarından attığımız mesajlar gibi var olan anlatılması gereken bilgiyi DNA'dan alır. Orada hangi organel tarafından gerçekleştirilecekse ona taşır. Mesajcı RNA her protein için tekrar tekrar kullanılır. Ama her protein için diyorum. Burada bir hata var söylediğim cümlede. Düzelterek tekrar söylüyorum. Şimdi bir protein için, örneğin A proteini için. A proteini için bir mesajcı RNA sentezlendi. Bu mesajcı RNA A proteini için tekrar tekrar kullanılabilir. Çünkü A proteininin şifresini içeriyor. A proteininden 150 tane gerekiyorsa 150 tane sentezlenene kadar üretilmiş olan mesajcı RNA'yı tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Ama B proteini için özellikle A için ürettiğin mesajcı RNA'yı kullanmazsın. Bunun için buna A diyelim. Bunun için bu şifreyi yani B proteininin şifresini taşıyan bir mesajcı RNA üretmiş olman gerekir. O halde her protein için, her şifre için bir mesajcı RNA üretilir ve o protein sentezi bittikten sonra mesajcı RNA'lar parçalanır, hidroliz edilir. Burada B proteini üretiyorsan aynı şekilde B proteini için özel A'nınki olmaz. Çünkü aynı şifrede değil. Eğer öyle olsaydı o zaman bu da A proteini olurdu. O halde ne olmasını beklersin? A proteini için üretilen mesajcı RNA iş bittikten sonra hidroliz edildi. B proteini için tekrar bir mesajcı RNA üretildi. Bu mesajcı RNA da B proteininin sentezi bitene kadar tekrar tekrar kullanılabilir. Cümleye dikkat edin. Şimdi bazı RNA çeşitlerinin tekrar tekrar kullanıldığını söylüyoruz. Ama burada kilit ipucu aynı protein sentezi için tekrar tekrar kullanılırlar. Eğer o protein sentezlenmeyecekse hidroliz edilirler. Şimdi taşıyıcı RNA'ya bakacağız. Taşıyıcı RNA mesajcı RNA'daki şifreye uygun amino asitleri taşıyan gruptur. Ve şekli şöyledir taşıyıcı RNA'nın. Şöyle bir yonca yaprağını çağrıştırır şekilde şu uç kısmına amino asit bağlanır. Şurada gördüğünüz kısımlar bir nükleotit zinciridir. Nükleotit zincirinin aslında bir nevi katlanmasıyla bir şekil almış halidir. Ve şifrenin aslı şuradaki gruptur. Şu üçlü nükleotit grubudur. Buraya da amino asiti bağlar. AA yazdığım yerde amino asittir. Peki bunun, bu zincirin böyle kalmasını sağlayan şey ne? Bu zincirin böyle kalmasını sağlayan şey şuradaki nükleotitler arasında zayıf hidrojen bağlarının bulunmasıdır. Burada bakın, o zaman biz tek zincirli olan RNA'nın tek zincirli olduğu için zayıf hidrojen bağı taşımadığını düşünüyoruz. Böyle bir çıkarımda bulunduk yapılarını incelediğimiz zaman. Ama bakın taşıyıcı RNA'da ne oldu? Sadece bu RNA'ya özel olduğu için taşıyıcı RNA'da bu şekli alabilmesi için zayıf hidrojen bağları kurulmak zorunda kaldı. Ve ne bağladı kendisine? Bir amino asit bağladı. O halde zayıf hidrojen bağı bulunduran RNA çeşididir. Ama çok az olduğu için yani RNA'ların tamamında bulunmadığı için RNA'lar zayıf hidrojen bağı içermez diyeceğiz. Taşıyıcı RNA'lar hariç. Bakın burada tekrar tekrar kullanılabilir cümlesi var. Az önce kastettiğim şey buydu. Biz taşıyıcı RNA'yı aynı protein için değil, her protein için tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Çünkü amino asitler, örneğin glisin amino asiti A proteininde de olabilir, B proteininde de olabilir. O halde amino asiti özel taşıyıcı RNA'lar olduğu için taşıyıcı RNA'ları her proteinin sentezi sırasında tekrar tekrar kullanabiliyorum. Bunu tekrar söyleyelim. Bunun dışında tekrar söyledik. Zayıf hidrojen bağı bulunduruyor bu şekli koruyabilmek için. Şifreyi buradan algılıyor. Amino asidi de kendisine buraya bağlıyor. Bu haliyle buradaki tanım çok güzel. Mesajcı RNA'daki şifreye uygun amino asitleri taşıyor. Kime taşıyor? Ribozoma. Çünkü biz temel bilgi olan şunu
tekrar söyleyeceğiz. Protein sentezi ribozom organelinde gerçekleşir. Tüm canlılarda ribozom organeli vardır çünkü zarsız bir organeldir ve protein sentezi burada gerçekleşir. Mesajcı RNA buraya gelir. Buradaki mesajcı RNA'nın şifresine uygun olan amino asitleri de taşıyıcı RNA ribozoma taşır. Birazdan protein sentezinden bahsettiğimde daha iyi algılayacaksınız olayım. Şimdi geldik ribozomal RNA'ya. Ribozomal RNA, ribozomal denmesinin R'yi almasında önemli bir neden ribozomun yapısına katılıyor olması. Ribozomun yapısına katıldığı için ribozomal RNA adını aldı. RNA çeşitlerini, yani ribozomal RNA için bu arada çok da özel bilmeniz gereken bir durum yok. Müfredatta bu kadar bilmeniz yeterli. Ribozomun yapısına proteinle birlikte katıldı. O zaman ribozom yapı olarak eşittir dersek, ribozom eşittir ribozomal RNA'dan ve protein yapıdan oluşur bir denklem kurabiliriz. Alın size sayısal bir denklem. Tabii ki şaka yapıyorum. Şimdi ribozomal RNA en fazla bir hücrede en fazla ribozomal RNA var. Çünkü ribozomun yapısına katıldı. Ribozom da çok sayıda olduğu için sayıca onun fazla olduğunu söylüyoruz. Sonra tekrar tekrar kullanılıp parçalanmadığı için taşıyıcı RNA'nın, en sonda da mesajcı RNA'nın sayıca hücre gruplarında olduğundan bahsedeceğiz. Şimdi bir protein sentezinden bahsetmek istiyorum. Hem DNA'nın hem de RNA'nın görevlerini daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi gördüğünüz gibi burada kabaca ne olduğunu anlamadığınız bir şekil var. Öncelikle bu hücrenin bir bölümünü ifade eden bir şekil. Sadece bir kısmını aldım. Şurasını çekirdek olarak isimlendireceğim. Çekirdek. Ökaryotik bir canlıdan bahsediyoruz. Ökaryot canlıda. Şu gördüğünüz çekirdek zarı. Çekirdek zarı üzerinde büyük porlar, deliklere sahiptir. Organelleri işlerken daha iyi anlayacaksınız. Bu karman çormansı çizdiğim A şeklindeki yapı, evet doğru bildiniz, DNA. Bunun dışında az önce RNA'ların çeşitlerinden bahsederken şunların ne olduğunu söyledik. Taşıyıcı RNA, yonca yaprağı şeklinde. Bu yapı ribozom. Şunun ribozom. Büyük alt birim ve küçük alt birim olmak üzere yine organelleri işlediğimizde daha iyi öğreneceksiniz. Şu noktaları görebiliyor musunuz videodan? Burası noktacık noktacık. Birazcık daha şöyle belirginleştirebilirim kalemimin daha koyu tarafıyla. Bu noktalar sitoplazmada bulunan amino asitler. Kaç çeşit amino asit vardı? Anlattım size bunu. Evet duyuyorum. 20 çeşit diyorsunuz hayvan hücresi ise eğer. Değil mi? Bunlar da amino asitlerimiz. Şöyle ok çıkartıp bunları da tanımlayalım. Serbest haldeler amino asitler şu an. Ve çeşitleri var. İşte bu 1 ise bu 7, bu 8 ise bu 11, bu 13 ise bu 14. İsimlerini şu an vermek istemiyorum çünkü karmaşa yaratmak istemiyorum. 12. sınıfta çok daha iyi öğreneceksiniz bunları. 2, 4, 6, 7 tekrar, 8, 11 çünkü tekrarlı olabilir amino asitler. Peki bu amino asitlere nasıl sahip olduk? Amino asitleri beslenme yoluyla almış olabiliriz. Esansiyel amino asitlerse eğer bunlar veya bunları kendimiz glikozdan kendimiz sentezlemiş olabiliriz azot grubu bağlayarak. Böyle bir hatırlatmada da bulunalım. Şimdi evet önümüzde hücrenin bir bölümü var ve bir protein sentezine ihtiyaç var. Diyelim ki zarın bu kısmındaki proteinde bir hasar var. Bir buradaki zar yapısındaki proteinin sentezlenmesi lazım. Buradaki proteinin sentezlenmesi için ne olması gerekiyor? Nereden bilecek hücre buradaki proteini? Bunu bilecek olan kim arkadaşlar? DNA. Bunu bilecek olan DNA. DNA'da bu proteinin şifresi var.
DNA'da ribozomun yapısındaki proteinin şifresi var. DNA'da başka herhangi bir yapıda, mesela enzimler var sitoplazmada burada. Bu enzimlerin yapısını bilecek şifre de var. Ve o şifre nükleotitlerle belli halde. Örneğin A, T, G, S, G, S, T, A gibi. Karşısında da bir şifre var. Bunu tamamlayıcı zinciri hatırlarsanız. T, buradaki T'ydi A, burada G vardı S, G, S, G, A ve T olmak üzere. Buradaki şifre anlamlı, buradaki de tamamlayıcı olsun. Bu birinci zincir, bu da ikinci zincir, anlamlı zincir. Şimdi bu hücrenin yapması gereken şey şu. DNA'nın ribozoma bu proteini sentezlettirmesi gerekiyor. Ama ökaryotik bir hücrede DNA çekirdekten çıkabiliyor mu? Hayır, çıkamıyor. Çünkü o çok büyük, yoğun ve ağ şeklindeki bir yapıda. O halde ne olması lazım? O halde buradan mesaj göndermesi gerekiyor. Nereye gönderecek bu mesajı? Ribozoma. Buraya mesajı yazsın hadi. Burada mesajı yazacak olan veya mesajı kiminle gönderecek? Mesajcı RNA ile gönderecek. Buraya bir mesajcı RNA sentezlenmesi gerekiyor. A'nın karşısına ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Normalde DNA ise bu T ama bu bir RNA olduğuna göre U. T'nin karşısına A, G'nin karşısına S, G, S, buradaki T idi A, buradaki T idi yine A, A'nın karşısına G geldi, şifreyi verdi. Şimdi size ayrıntı bir bilgi. Burada mesajcı RNA sentezlenirken geçici olarak DNA ile RNA arasında zayıf hidrojen bağları kurulur. Bu nükleotitleri tutsun, altına uygun nükleotitler gelebilsin diye. Ve bunu gerçekleştirecek olan enzimlere polimeraz enzimi denir. Eğer DNA kendisini eşliyorsa, DNA üretiliyorsa DNA polimeraz. Eğer RNA üretilecekse RNA sentezini gerçekleştirecek bu nükleotitleri birbirine bağlayacak olan nedir? RNA polimeraz enzimi. Bu enzim gelir buradaki nükleotitin altında bunu eklemeye başlar. Bu haliyle ekleme gerçekleşir. Sonra ne olur peki? Buradaki proteinin şifresi alındı. Kime gitmesi lazım? Buraya gelmesi lazım, ribozoma. O halde buradaki porlardan çıktı. Sitoplazmada ilerledi ve yerleşti. Mesajcı RNA buraya yerleşti. Üzerinde de şifresi var. Şimdi olan olay ne? Olan olay bir başlangıç şifresi var. Bu başlangıç şifresini algılayan ribozom hemen büyük alt birim ve küçük alt birim birleşerek aktif hale geliyor. Normalde ayrı haldeler. Aktif hale geldiğinde hemen taşıyıcı RNA'lar ribozomun çalışmaya başladığını gördüğünde işe koyuluyorlar. Buradaki taşıyıcı RNA geliyor buraya. Burada şunu yapıyor. Geliyor bakıyor. Burada şifre var. Buradaki şifreye şuradaki kısmı uygun mu diye kontrol ediyor. Bakın şu halde yerleşti. Şurada da taşıdığı amino asit var. AA diyelim. Şimdi baktık. Buradaki şifre uymadı. Bu buradan gitti. Eğer buradaki şifre uyduysa amino asit burada duruyor. Hemen diğer taşıyıcı RNA geliyor. Diğer taşıyıcı RNA geldi. Baktı. Buradaki şifreye uygun mu? Evet uygun. Karşılıklı uyuşma var mı? İşte A'nın karşısına U geliyor mu? İşte G'nin karşısına S geliyor mu? Uyuşma var. O zaman ne oldu? O zaman şuradaki amino asitle buradaki amino asit arasında ne bağı kuruldu? Peptit bağı kuruldu. Peptit bağı kurulması demek ne demek? Bir protein sentezi başladı. Demek ki taşıyıcı RNA'lar buradaki mesajcı RNA'nın şifresine gelip uygunsa eğer amino asitleri bağladıktan sonra buradan ayrılırlar ve tekrar yeni bir amino asit bağlayarak tekrar mesajcı RNA'ya getirirler. Demek ki süreç böyle ilerliyor. Taşıyıcı RNA'lar da tekrar kullanılırlar dediğim zaman bunu kastetmiş oluyorum. Şimdi buradaki
peptit bağları kuruldu, amino asitler kuruldu. Buradaki proteini sentezledik. Sonra ne oldu? Protein burada uygun yerde kullanıldı. Hasar giderildi. Burada üretilmiş olan mesajcı RNA parçalandı. Çünkü tamam artık hasar giderildi. Problem ortadan kalktı. Bu nedenle de mesajcı RNA'yı parçaladı. O nükleotitler sitoplazmada serbest halde kaldılar. Taşıyıcı RNA'lar da yine sitoplazmadalar ve herhangi bir diğer ribozomun protein sentezlemesinde tekrar onları taşımak üzere görevlerinin başındalar. Bu haliyle işte protein sentezini kabaca size anlatmış oldum. Bunun daha ayrıntılısını dediğim gibi ilerleyen sınıflarda işleyeceksiniz. Bana sorarsanız bir canlının hayatındaki en önemli olaydır protein sentezi. Bu nedenle bilmeniz çok önemli. Kendinizi bilmeniz demek aslında biyolojiyi bilmeniz. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen öğrendiklerinizi tekrar edin. Soru çözebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.